herkese günaydınlar, merhabalar efendim. Yayın akışımızdan dolayı 10.30'da canlı canlı karşınızdayız. İlk konuğum, programın açılışını ve kapanışını ilk konuğumla yapacağım efendim. Onu artık yakından tanıyorsunuz. Ben yine de ismini zikretmek isterim. İbrahim Gökçek hocamız bizlerle birlikte olacak. Ailenizin herbalisti. Kalp, damar, kolesterol değil mi hocam? Bu Evet. tip rahatsızlıklar üzerinde bakalım bugün hangi bitki karışımlarını önerecek bize? Yayınımıza bağlanmak isterseniz eğer alan kodumuzla birlikte 0212 356 99 92 numaralardan canlı canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sorularınıza hocama yöneltebilirsiniz diyelim ve hocama dönelim hemen. Günaydın hocam, nasılsınız? Günaydın. Hürmetler. Nasılsınız? Hamdolsun size. Gayet şık görünüyorsunuz, güzel görünüyorsunuz. Sizin yanınıza çok çok teşekkür ederim efendim. Öyle yaz geldi artık böyle. Maşallah. Renkli kıyafetler evet seçiyoruz. Hocam hangisinden başlayalım? Kalp damar rahatsızları yani damarlarda oluşan sertleşme, yağlanma, daralma ve bunun tetiklediği rahatsızlıklar. Evet. O zaman şeyden başlayalım hocam. Kalp rahatsızlığından başlayalım ya da damar tıkanıklığından başlayalım. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kalp damar rahatsızlarından, kalp krizinden ortalama 600 bin kişi ölüyor. 600 bin kişi. Evet. Kalp damar rahatsızlarından dolayı. Ülkemizde de birinci sırada kalp damar rahatsızları. Zengin ülkelerde, endüstri ülkelerinde kalp damar rahatsızları daha çok gözüküyor. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelerde insanlar yanlış besleniyor. Değil mi? Bir, aşırı alkol tüketiyor. Asidoza sebep oluyor. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeyi tetikliyor. Evet. Alkol, karaciğeri yağlanmasına sebep oluyor. Fonksiyonlarını bozuyor. Enzim kalitesini düşürüyor. Pankreası yağlanmasına sebep oluyor. Beyaz un mamulleri tüketilir. Zengin ülkelerde mantı, makarna, börek, çörek vesaire lifli madde içermedi, mineral içermediğinden ne olur? Direkt şekere dönüşür. Bu da yine karaciğere, pankreasa, organlara zarar veriyor. Damarlarda sertleşmesi oluyor. Hocam kalp krizi de aslında bir nevi bunu bu rahatsızlıklardan dolayı tetikliyor değil mi? Kalp rahatsızlığı, kalp çarpıntıları, bu kalp krizleri mesela. Evet. Kalbimizi besleyen, kalbi besleyen bir insanın kalbi kendi yumruğunun büyüklüğündedir takriben. 12 ile 15 santim yüksekliğinde, evet. 6 ile 7 santim genişliğinde. Yani bir insanın kalbi kendi yumruğu kadar. Evet. Takriben. Ve bu kalbi besleyen 3 ana koroner, yani taş dediğimiz damar var. Bu damarlarda oluşan yağlanma, daralma, sertleşme kalbin beslenmesini yavaş yavaş engelliyor. Kalp kasları yavaş yavaş ölüyor. Eğer ki oksijen akımı azalırsa kaslara fonksiyonu yavaş yavaş kalbin fonksiyonu azalır. Ve aniden tıkanmalar ölüme sebep olabilir. Hocam aniden. Stresten de kaynaklanıyor değil mi? Hani günlük yaşam içerisinde hani stresimiz bir şekilde bizim kalbimize vuruyor, başımıza vuruyor değil mi? Mide krampları geçiriyoruz mesela. Aslında başlıca sebebi stres değil mi? Yani bu kendimizi sıkmamız falan. Bu da tabii bazı insanlarda kalbine vuruyor. Bu ne oluyor? Kalp sıkışması oluyor değil mi hocam? Hani kalp krizi şeklinde. Evet. Damarlarda sertleşme oluyor. Ben babamdan örnek verebilirim. Adamın stresi sürekli kalbine vurduğu için artık bir dönem kalp anjiyo oldu. Damar tıkanıklığından. Ondan sonra normal seyrinde şu anda ilaçlarını kullanıyor düzenli bir şekilde. Aslında stres değil mi hocam? O damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı, kalp çarpıntıları. Evet, onlar da tabii onlar da var. Esas önemli faktör burada bağırsak mantarları. Her zaman olduğu gibi. Hangi rahatsızlığı böyle konuşursak değil mi hocam sizinle hep altından bağırsaktaki yıllar önce, mantarlar değil mi? Evet, 2 ay askerlik yaptım. Askerlikte yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Alerji et yediğim zaman uyuz gibi kaşınmaya başladık. Şimdi o doktor, bu doktor, şu doktor rahatsız oldum. Pirinç pilavı yediğim zaman özellikle yarım saat sonra böyle alttan kalbe doğru bir bıçak spazm geçirmeye başladım. Allah Allah, ben yani o yaşta böyle bir rahatsızlık mümkün hocam, değil. Hocam kaç yaşındaydınız o zamanlar bayağı? 89, 32 yaşında. Doktora gittim, muayene etti, etti. Ya sende hiçbir şey yok, çok çok iyisin. Hiçbir rahatsızlığı yok. Evet. Neden oluyor? Gastrolojiye gidin dedi, Frankfurt'ta doktor.
Yapmış olduğum araştırmadan mantarlar üretmiş olduğu gaz ve alkol evet. mideyi, karaciğeri, pankreası, dalağı yukarı doğru sıkıştırıyor. Bu da diyaframı yukarı doğru sıkıştırıyor. Diyafram akciğeri sıkıştırıyor. Akciğer büzülüyor. Akciğere yer kalmıyor. Akciğer büzülürse ne olur? Akciğerin içindeki kalp de sıkışıyor. Ani kana oksijen oranı, oksijen akışı kalbi azaldığı zaman ani şoklar geçiriyor kişi. Spazm gibi böyle. Bıçak batarmış gibi. Bu da ölümle sonuçlanabiliyor değil mi hocam? Tabii yani kıvranıyorsunuz bir birkaç dakika tabii. Kendine gelene kadar kişi ağır sancılar. Değil mi? Yani yerlerde bile yuvarlanabilir kişi ağırdı. Ağır spazm geçiriyor. Evet. Hocam böyle aniden böyle kalp seçimlerde de hani bahsettik ya hocam 8 kişi sanıyorum ben bir kişinin haberini okudum ama ekranlarda da zaten geldi. İzleyenler varsa onlar da hatırlayacaklardır. Seçimden bir gün sonraki haberlerde seçimde oyunu kullanıyor vatandaşlarımız. 8 kişi yanılmıyorsam gazetede de okudum ben bunu. Ani kalp bu da stresten mi acaba hocam? O, o daralmadan mı acaba? Zaten damarlar, kalp damarları yağlanmış, daralmış, damarlar. Sertleşmiş. Koroner kalp yetmezliği farkına varmamış. Zaten damar tıkanmış onda. Ani bir şokla gider yani. Yolcu. Yani onu kurtarmak mümkün değil. Bazen hocam çarpıntılar oluyor. Mesela böyle çok aşırı bu konuda hani izleyenlerimizi de bilgilendirelim. Böyle stres yaptığımızda ya da çok heyecanlandığımızda, mutlu olduğumuzda, aşırı böyle mutlu olduğumuz zaman da kalbimiz dayanmıyor. Çok böyle hızlı bir şekilde atıyor hocam. Bunun sebebi ne? Hani bende çok oluyor mesela. Özellikle ilk yayına başladığımız zamanlarda üniversiteden sonra aşırı derecede o aşırı heyecandan dolayı o ayrı, ne oluyor? Bu stres bu biraz farklı. Şeye vuruyor, kalbe vuruyor yani. Bu durumlarda o psikolojik. Bu gibi rahatsızlar da sarı kantaron depresif durumlarda, sinirsel gerginlikle, strese karşı dünyada en etkili bitki. Sarı kantaron. Sarı kantaron. Sarı kantaronu oğlotu, lavanta, çarkıfelek gibi bitkilerle takviye edilirse sinirleri güçlendirir. Depresyonu dahi iyileştirici özelliğe sahiptir bu bitki. Yani sinire, strese iyi strese gelir. Mesela diyelim ki programa çıkacaksınız. Evet. Bir çay bardağı için çıkın. Gayet rahat edersiniz. Hiçbir gerginlik yaşamazsınız. Değil mi? Genellikle mesela sunucu olanlar veya televizyona sürekli programa çıkanlar. Bizim üniversiteden sonraki ilk yaptığımız yani kanal ismini söylemek istemiyorum. Çok heyecanlıydık mesela. Onda bir de sınavlarda biz fakülte evet. zamanında sınavlara girerken çok aşırı derecede böyle bir heyecan vardı bende ve bu heyecan ve stresle birlikte o kalp çarpıntıları aslında bu hocam çok fazla böyle yaşa da bakmıyor biliyor musunuz? Tabii. Siz daha doğrusunu bilirsiniz ama hani 30 yaşındaki bir insan da ani heyecandan kalbi sıkışabiliyor, çarpıntısı artabiliyor. 20 yaşında biz 20 yaşlarındaydık mesela üniversite zamanında ama o aşırı stresten ve o gerginlikten dolayı ya da o heyecandan bu dolayı. Bu biraz psikolojik. Psikolojik mi hocam? Bu tür rahatsızlığı olanlar. Kalbimde sorun yok o zaman. Tamam, lise, üniversite imtihan yani okuyun öğrenci. Evet. İmtihanlardan bir de ÖSS'ye önce hazırlanırken evet. Sarı kantoron, lavanta, oğlotu, evet. çarkıfelek gibi bizim özel bir çay karışımımız var. Bundan kullandığı zaman imtihana girdiğinde stresten dolayı aklına evet. hiçbir şey gelmeyebilir. İmtihandan önce bu çayı içer de imtihana girerse her şeyi hatırlar. Kafasında hiçbir problem kalmaz. Hocam bazı insanlar böyle özellikle işte hani bekar insanlar, erkekler, kadınlar ya da işte çocuk sahibi anneler aktarlara gidiyorlar hocam. Ben mümkün olduğunca çevremdeki insanları bu konuda uyarıyorum. Hani tavsiyelerde de bulunuyorum. Çocuğunun işte ÖSS'ye hazırlanıyor ya da işte LGS'ye hazırlanıyor ortaokulda. Stresi azalsın, daha sakin olsun, daha relax olsun diye aktarlara gidiyorlar hocam. Parça parça o tutamdan bu tutamdan alıyorlar. Böyle bir karışım yapıyorlar ve çocuklarına içiriyorlar. Bu ne derece sağlıklı, bu ne derece şimdi, faydalı? Şöyle mesela bunu aktarlardan da bulabilirler değil tabii, mi hocam? Alın tabii, efendim, alın. Bunu nasıl demleyecekler hocam? Nasıl kullanmaları gerekiyor? Sarı kantoron tek başına sarı kantoron değil de çarkıfelek, oğlotu, lavanta gibi başka evet. bitkilerle takviye edilirse 5-6 çeşit bizim çok özel bir çay harmanımız var. Bu tür rahatsızlarda. Bunlarla birlikte karıştırıp da kullanırsa daha etkili olur değil mi hocam? Parça parça alıp da evet, çok fazla bir etkisi olmaz ki faydası olduğu kadar da zararı olabilir değil zarar mi hocam? Olmaz. Biz her zaman söylüyoruz. Etkisi az olur. Zarar olmaz da etkisi. Mesela alıç. Bu alıç, gördüğümüz evet. alıç. Kertikli alıç denir buna. Türkiye'de 90 çeşit alıç var. 90. 90 çeşit. Dünyada 900 çeşit
alıç türü var. Çok güzel kokuyor. Türkiye'de yani tıpta kullanılan iki tür var. Loblu ve kertikli alıç. Bu iki alıcın yaprak ve çiçekleri kullanıldığında kalp damarları için. Kalp damarlarını besler. Hocam Türkiye'de kalbe üretiliyor bu. Oksijen akışını artırır. Çok güzel. Tansiyonu ayarlar. Yüksek tansiyonu düşürür, düşük tansiyonu yükseltir. Kalp ve damar için dünyada en etkili bitki bu alıç. Fakat alıç dediğimizde Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Hangi alıç? Hocam şey mi? Türkiye'de mi üretiliyor yemişen denen bir bitki alıç? Onunla da karıştırmamak gerek. Bu alıç Türkiye'de mi üretiliyor hocam? Bu tür alıç Türkiye'de yani. Yetişiyor, Türkiye'de. Türkiye'de. Evet, Türkiye'de yetişiyor. Hangi bölgelerde? Daha çok ben hiç duymadım. Yani çok sıcak olmayan her bölgede yetişir. Ha. Akdeniz'in sahil kesimi hariç veya Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yaban olarak yetişir. Siz bitkilerin dünyasında olduğunuz için hocam, bir yere gittiğinizde mesela oluyordur herhalde değil mi? Hani biz anlamayız. Hani bir ağaçlık bölgeye giderseniz hani anlamazsınız ama siz herhalde anlıyorsunuz. Evet, bu bunun otudur. Hani burada yetişiyormuş demek ki. Mesela Karadeniz bölgesine gittiğinizde değil mi? Tabii. Biz mesela hemen şey yaparsanız görürsünüz, anlarsınız nerelerde ne bitkiler yetişiyor. Kırklareli'nde bir heyet geziyorduk böyle tabiatta, doğada, ormanda. Şu bitkinin şu özelliği var, bu bitkinin bu özelliği var deyip alıp her bitkiden böyle deniyorum ben, yiyorum. Onlar bakıyorlar, aman hocam aman. Dedim panik olmaya gerek yok. Her bitkinin farklı farklı özelliği var. Değil mi? Ve her bitki yani insan tanıdığı zaman problem olmaz. Şimdi mesela koroner kalp yetmezliği. Evet. Hocamız yine belgeleriyle geldi sevgili izleyenler. Tansiyon, kolesterol problemi olanlar bizim ürünlerin. İksir, aloe vera jel. Bu iksir diyor. Bu iksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa 19 çeşit bitki var. İsterse kolesterolü 300-400 olsun. Trigliserit 500 olanları bile tedavi et. Yani kolesterolü düşürüyor değil mi hocam? Lipid, evet. Kolesterolü düşürüyor. Yüksek tansiyonu. Kalp damarları isterse %90 tıkanmış dahi olsa, mesela koroner evet, kalp yetmezliği nedeniyle problem yaşıyor dahi olsa 6-7 hafta. Önce tıbbi müdahale diyoruz değil mi hocam? Zaten doktorların da araştırmaları yapılan bitkiler. Tıbbi müdahale, ameliyat. Tabii işte önce tıbbi önce müdahale sevgili seyirciler. Önce ameliyata gerek yok. Ameliyattan önce kullansın. Eğer ki çözmüyorsa problemi yine ameliyat olsun. Biz her zaman diyoruz hocam önce tıbbi müdahale, önce hani eğer doktoru öngörüyorsa, gerekli görüyorsa önce ameliyatın olacak değil mi sevgili izleyenler? Ameliyat olmadan önce bu çözülebilecek problemler var. Tabii ki hocam, hani çok ilerlediyse eğer tıbbi müdahale gerektiren bir durum varsa tabii ki önce ameliyatın olacak. Sonra da öncesinde ya da sonrasında da bunları kullanabilir. Hani çok ilerlediyse demek istiyorum. Mesela damar tıkanıklığı çok ileri safhalardaysa. Benim çok yakından tanıdığım bir hasta Ahmet Bey, Kayseri'de 4. katta oturuyor az önce. Her kata çıktığında 5 dakika mola. Koroner kalp yetmezliğine ameliyat olması gerekiyordu. Damarlar tıkanmış. Fakat koroner kalp bu kalbi besleyen ana damarlarda değil de alttaki kılcal damarda tıkanma olduğu için eğer ki ameliyat olmazsa kalbin alt kısmı yavaş yavaş çürüyecek. Beslenemediği için. Oksijen, vitamin, mineral, glikoz akışı azalmış. Çok ilerleyen safhalarda değil yani başlangıcında aloe vera jelimizi kullandılar değil mi? İksirimizi kullandılar. Bizim ürünleri 3 ay kullandıktan sonra koşarak inip çıkmaya başladı. 4. katta çıkamıyordu. Yani zor, 15-20 dakika sürüyordu yani evine çıkması. Tabii zamanla ki araştırmaları yapılmış, onaylanmış değil mi hocam? O kadar aloe vera jelimizden de bahsettik, her zaman söylüyoruz, her programımızda söylüyoruz. 2,5 milyon kişi üzerinde denenmiş, araştırmaları yapılmış. Aloe vera jeli, aloe vera'yı artık aloe vera ismini duymayan insan sanmıyorum Türkiye'de ve yurt dışında, dünyada. Çünkü bunun üzerine o kadar çok şeyler var ki insanların kozmetik anlamında değil mi hocam? Jel anlamında, şampuan anlamında. Saksınız nerede bu arada? Saksınızı getirmemişsiniz. Canlı canlı böyle kopartıp bakıyorduk içindeki jeli. Hocam iksirin içindeki bitkisel karışımları tekrar bir sayalım mı? Evet. İksir, limon kaç suyu. Kaç şeyden oluşuyor? 19 çeşit bitki. 19 çeşitten. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, maydanoz, alıç biraz önce söyledim. Gösterdiğimiz bitki. Zencefil, zerdeçal, sinir lok. Alıcımız bu. Tarçın, ısırgan otu. Bu Sarı kantaron. Bu depresyon, üzüntü, sıkıntı, stres gibi rahatsızlarda. Hocam bu siz şey deniz, bizim bitki karışımlardan oluşan deniz.
Sarı kantaron, onun içerisinde, çayınızın içerisinde başka hangi bitki şeyleri var? Karışımları var yani. O çayı çayın önerdiniz evet. ya. Ginkgo biloba, bu beyin damarları için önemli. Yani beyne alış nasıl ki kalbi besleyecek, kalp damarlarına oksijen akışını artıracak, kalp damarlarındaki yağlanma, daralma, sertleşme, hatta pıhtı çözücü özelliklere sahipse, bu da ginkgo biloba, mabet ağacı da denir eski. Beyine oksijen akışını artırır. Beynin fonksiyonlarını artırır. Bunun hapları dünyada en çok satılan... Beyin açıyor yani. Evet, özellikle öğrenciler için ideal. Değil mi? Değil mi? Hafızasını evet. güçlendirmek için kullanılabilir. Evet. Ginkgo biloba beyin damarları. Mesela Almanya'da bir hanımefendi, hastamız. Beyin ana arteri %85 tıkanmış. Ameliyat olması gerekiyordu. Fakat doktor, heyet, rapor, toplantıdan sonra heyet raporu, ameliyat olursa beyne pıhtı kaçar, felç olabilir. İlaçla tedavi tavsiye edilir dediler. İlaç kullandı, kimyasal ilaçların bir faydası olmayınca bana dediler ki ya lütfen yardım et, problemi çözelim. 4 haftada %85 olan beyin ana arterindeki tıkanıklık 4 haftada %15'e düştü. %85'ten %15'e. Çok güzel. Bu arada bu ürünleri kullanırken kadıncağızda bayanda çok yoğun bir adet görme problemi başladı. Panik oldu. Dedi ki regl düzensizliği. Yok değil öyle değil. Hocam ne oluyor? Çok yoğun adet görüyorum dedi. Dedim ki herhalde sizde yumurtalıkta da kis var fark etmediğiniz o eriyor dedim. Gerçekten ne olabilir mi? Evet. Doktoruna, kadın doktoruna gidip gözüktüğünde evet kislerden biri 3 tane ceviz büyüklüğünde kis varmış. Biri eridiği için yoğun adet görmeye başlamış. Evet. O da adet görer gibi kan gelmiyor. Evet. O ne oluyor? Temizliyor değil mi hocam? İçerisinde evet, eritiyor. Pis, yani iksir kanı akıtıyor değil mi? Yani onu temizliyor. Kisti şey eritiyor. Yani adet zamanı haricinde yoğun bir kanama. Kadınların özellikle belli bir yaştan sonra muzdarip olduğu konu değil mi hocam? Kes, işte rahim ağzı kanseri son yıllarda özellikle Türkiye'de bu kanser için aşılar başlandı. Bununla birlikte işte insanlar ne yapıyorlar? Bayanlar işte antibiyotik kullanıyorlar. Yakın çevremden de örnek verebilirim. Antibiyotik bu iki sorunu da çözmüş oldu. Çözmüş öyle oldu. Mi? Evet. Çok yani güzel. Beyin ana arterindeki tıkanma pıhtı ortadan kalktığı gibi yumurtalığındaki kist de eridi. Evet. Tabii kist 3 tane ceviz büyüklüğünde kist olduğu için bunların erimesi 3-4 ay zaman aldı. Doğru. Yani maksimum ayda, 4 ayda etkisini gösterdi hocam. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Mesela kist çok büyükse bazı bayanlarda olabilir. Başka konuya geçtik. Şimdi iksir, konumuzu dağıtmadan şöyle o mesela kadar çok... burada elimizde rapor var. Bu hanımefendinin trigristi 527 527'den 160'a trigristi 160'a düştü. Glikozu 190'dan 119'a, kolesterolü 248'den 88'e. Ne kadar sürede? 4 haftada. 4 haftada. Yani 1 ayda. Bir ayda etkisini gösterdi. Evet. Kolesterolü, trigliseri, lipid, iksir. İksiri kullandı. Aloe vera, aloe vera jelimizi kullandı. Kolesterol, başka? Kolesterol çayı, özel bir çay. Kolesterol çayı. Yüksek kolesterol mü yoksa şey mi? Zaten kolesterol dediğimiz zaman kötü kolesterol yüksektir genellikle. LDL kolesterol yüksektir. 4 hafta kullandıktan sonra artık normal beslenmeye başladı. Daha önce sürekli diyet yapıyordu. Kolesterolü kilo yükselmesin problemi var diye. Mıydı hocam? Kilo yok. Yani illaki kilolu olan insanlarda kolesterol olur diye bir kural yok. Zayıf olur ama damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olur. Evet, düzensiz beslenmekten, belki aşırı et tüketmekten, aşırı et yemekten. Değil mi hocam? Hani 20 yaşındadır ben bir arkadaşım var 24-25 yaşında. Çok yani hani damar sertleşmesi, yağlanması, bu tür rahatsızlıklara nazaran yaşı çok ufak. Ama sürekli kız doğulu olduğu için sürekli et yiyor. Ve bundan dolayı kolesterolü çok yüksek. Yani aslında yaşla alakası yok yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani yediklerimizle, doğru beslenmemizle ya da düzensiz beslenmemizle alakalı bir durum değil mi? Evet. Yani kolesterolü binleri aşan hastalarla bile karşılaştım. Binin üzerinde olan. Çok nadir olur. Çok hocam kötü. Yaşıyor mu o insanlar hala? Tabii sürekli ilaç alıyorlar. Sürekli doktor kontrolündeydi. 3-4 ay ürünleri kullandıktan sonra normala döndü. Şaşırdılar yani. Evet. Yani
Benim mesela Almanya'da tanıdığım çocukta kolesterol 1500. Yaşaması mümkün değil diyor. Doktor raporu evet. Mümkün değil ama Almanya'da yaşıyor. işte besinden dolayı hocam, yediklerinden, işte havasından falan ya da işte spor yapmaması, kendine bakmaması falan, bu tarz rahatsızlıkları da tetikleyebilir diyeyim hocam. Hani Türkiye'de de aynı işte aslında, aslında Türkiye'de daha fazla olması gerekiyor hocam. Çok et tüketen bir milletiz. Çok hamur işi değil mi? Biraz önce de söylediniz siz. Çok hamur işi, makarna tüketen bir milletiz aslında. Bunların da etkisi var değil mi? Elbette ama günümüzde en tehlikeli şey bu akşamları atıştırılan cipsti, kekti, jelibondu Ay böyle. çok severim cips falan Çok hocam. evet çok severim. Kolancıyız özellikle böyle film izlerken falan. Değil mi? Çok seversiniz ama tez gidersiniz öbür gün Allah ya. korusun hocam. Siz de beni erken yaşta mezara Allah korusun sokacaksınız. da dikkat Yok edeceksiniz. her zaman değil tabii ki Akşamları canım mesela şimdi. Her zaman değil yani şimdi biz... kötü bir gelenek. Yani akşam televizyonun karşısına oturup Her zaman yemiyoruz. Cips, Evet. bir cips yediniz mesela. Hocam cildim çok yağlı. Ben kesinlikle çekirdek falan Kayseri'de bir sevmiyorum. firma, cips üreten bir firma bir köyün bütün Evet. tarlalarını kiralamış. Köyün tarlasını Evet. patates yetiştiriyorlar cips için özel. Ha. Karpuz büyüklüğünde patates olur mu? Ha, ben Bütün köy görmedim. halkına fazla patatesi, yani ihtiyaç görmedikleri patatesi de bedava vermişler. Mehmet diye bir genç. Onlar da ne yapmış? Bu Bol bol kızartmışlar değil kızartmış mi? da vatandaşın bütün hormon dengeleri bozulmuş, alt üst olmuş. Kaloriferin üstüne oturuyor, yine vücudu ısınmıyor. Aa. Alerjik Fazla hastalıklara patatese son efendim. Fazla patates fazla yemiyorsunuz. patates değil, hormonlu patates. Hormonlu patates ama hem de kızarması hocam. Yani hem hormonlu hem de kızartılmış olanı yani. Şimdi cips de aynı etkiyi gösteriyor. Aynı zararda. Kola da öyle Yani mesela. çift üreten bazı firmalar Evet. hormonlu özel patates yetiştiriyorlar. Karpuz büyüklüğünde E tamam patates işte olur mu? sevgili hocam. Cipslerin içindeki de hormonlu patates Ama olmuyor normal patates değil bu. Doğal patates değil. Onlar ilaçlı. mu? Özel Ve çok da patates yağlı yetiştiriyorlar. oluyorlar hocam. Aman Yoksa o ki kadar da yağlı cildi sahipse, ucuza mal yeceleriniz etmek varsa için evet kullanmasınlar, köy yesinler halkına ama. bedava dağıtmışlar fazla olanı. Küçük olanlar toplamıyorlar, küçük patatesleri. Ha. Halk onu kullanmış. Vatandaş da bağırsakları, immün sistem, bağırsakları çökmüş, bağışıklık sistemi çökmüş. Vücudu bir sürü oturmuyor. Adamcağız kaloriferin üstüne oturuyor, yine ısınmıyor vücudu. Evet. Bizim ürünleri kullanmaya başladı. Param yok abi, zor durumdayım. Çalışamıyorum. Yani iş hayatı bitmiş, çalışamıyor. Sosyal hayatı bitmiş. Para problem değil dedim. Ben senin gibi hasta görmedim. Evet. Seni tedavi etmem şart. Para önemli değil. Sonra da öde. İstersen ödemedim. Ama mutlaka bu konunun üzerine duracağım dedim. 6 hafta sonra vücudun ısı dengesi tekrar normale döndü. Hocam patatesten açalım. Şimdi her gün de biz patates yemiyoruz. Cips, o tarz bir Yok, şeyler örnek yemiyoruz veriyorum. yani. Ama Gofret, işte çikolata, hocam o kadar güzel jelibon, söylüyorsunuz ki kek. işte çıktığınız her programda da bunları söyleyin. Bunların Çünkü biz Türk milleti olarak ben bunu her programda söylüyorum. Bağıra bağıra söylüyorum. Her programda böyle insanlar bir yere gidiyoruz hocam. Siz hani Almanya'da da uzun yıllar yaşadığınız için siz de bu konuda hani beni onayladınız. Bir yere gidiyoruz. Misafirliğe gidiyoruz değil mi hocam? Hamur işleri, kısırlar. Hani bir de Allah adı verirler böyle illa ya karnın tok olmasına rağmen. Bu da aslında bizim kötü bir alışkanlığımız aslında değil mi Türk milleti olarak? şimdi o tür Hem yemeğe besinler, düşkünüz hem de o tür iyi bir besinler yemek misafirperveriz. biraz şişkinlik yapabilir, biraz Evet. hazımsızlık yapabilir. Evet. Fakat kekte, jelibonda, Evet. çikolatada, gofrette NBŞ'li şeker var. NBŞ, NBŞ. Nişasta bazlı şeker. Ne Hocam demek? Doğal değil. ama Doğal olmayan bazen bir de şeker var. ama Aa, bazen bir dakika, de konuyu hocam bir dakika. Artıklayalım buyurun madem buyurun. konuştuk. Fazla yemek yersiniz, karnınız şişer, bir şey olmaz. Bir gün sonra rahatlarsınız. Fakat gofret, kek, jelibon, çikolata vesaire de NBŞ, Mısır'dan elde edilen şeker var. Şeker pancarından değil. Mısır'dan Ha. elde edilen şekere NBŞ denir. L5 dedi. Nişasta bazlı şeker. Bu Nişasta. şeker doğal olmadığı için pankreas kanserine dahi sebep olabilir. O zaman benim ölüm sebebim ben biliyorum pankreas. Ama hocam bazen de böyle Karaciğer mutluluk yağlanmasına. hormonlusun. Mutluluk hormonumuz birazcık salgılansın da gün içerisinde böyle arada bir değil mi? Böyle şey yapıyoruz hani çikolata yiyoruz işte gofret yiyoruz. Jelibonu çok severim. Avrupa'da, Amerika'da NBŞ içeren Aha. gıda maddeleri, yani bu tür ürünlerin altında Evet. yazar Evet. etiketinde Evet. NBŞ içeriyor, içermiyor diye. Avrupa'da, Amerika'da kotası var NBŞ'nin. Türkiye'de henüz kota Türkiye'de konmadı, kota rastgele yok konmadı. çünkü yaşlısı, genci, çocuğu, çoluğu çocuğu jelibon yiyoruz, gofret yiyoruz değil mi hocam? Hamur içi çok tüketiyoruz. Neslimiz, Çikolata Türk mesela. nesli büyük bir tehlike ve tehdit altında. Evet. Bunun önüne geçilmesi Evet. gerekir.
Keyifli sohbetinizden dolayı hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. İksirimizi kullanıyoruz. Damar sertliği için kalp problemi çeken seyircilerimiz varsa iksirimizi kullanıyorlar değil mi hocam? Aloe vera jelimizi kullanıyorlar. Ve özel çayımız var. Özel çayımız daha nelerden oluşuyordu hocam? 3-4 bitki. Ökseotu. Ökseotu. Alıç, ginkgo biloba, sarı kantaron, biberiye, duruma göre. Hocam internet adreslerinizi ben bugün tekrarlamadım efendim. Sürekli çünkü arkadaşlar, rica eden arkadaşlar ekrana getiriyorlar. Oradan kanıtlanmış bilgiler ışığında klinik araştırmaları yapılmış bilgileri ve belgeleri oradan ulaşabilirler değil mi? Telefon numaralarınız da var zaten. Evet. Hocam çok teşekkürler. Hürmetler. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için ilk ve tek konuğum olduğunuz için saygılar. Teşekkür ediyorum. Efendim yaşama dair bugünlük bu kadar. Bizler yarın aynı saatte aslında 10.30'da başlıyoruz ama yayın akışımızdan dolayı 10'da Karadeniz TV ekranlarında olacağız. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın. 10'da Karadeniz TV'de yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın efendim.